Tekrar merhaba. Develeri sayma konusunun yani dördüncü bölümün ikinci videosundayım. En son ilk yatağa oynanan kağıtlardan löveleri saymaya çalışmıştık. Ona devam edeceğiz. Singleton olması halinde nasıl sayabiliriz ve eşdeğer markalar halinde nasıl löveleri sayacağız, bunları göreceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Daha önceki gibi yine kontrat sans otu. Pik 2 atak ediyoruz. Yerde as ruva altılı var. Ruva oynanıyor. Doğudan 4, güneyden 5 geliyor. Yani doğu en küçük kağıdını verdi. Ne diyorsunuz? Şimdi artık ya deminkinde bir önceki bölümün son slaytında yerde dam vale varken yerin işte valesi löveyi alıyordu ve demiştik ki artık apel değil, böyle bir durumda sayı sinyali verdi. Ama as ruva varken sayı değil, şimdi de apel sinyali vermeli. Pik dörtlüsü doğuda iki parça dam dörtlü değil ise dam da deklarandı. Yani pikten 3 löve alacağı kesin. Yani doğuda 2 parça olursa koymayabilirdi. Bu durumda deklaranın elinde dam, 10 ve kalan 2 kağıt. Yani artık neyse onlar 7, ne kaldı? 7, 8 gibi. Olmadığından emin olabiliriz. Neden emin olabiliriz? Şöyle dam ve onlu yan yana kendinde olsaydı yerden ruvayı değil onluya doğru altılıyı koyardı. Böylece 3 löve yerine 4 löve alırdı. Ama şu anda sayabildiğimiz deklaranın pikten 3 lövesi hazır. Şimdi örnek yapalım. Kontrat 1 sansotu, 3 sansotu. Kör mü, karo mu? Kör 4 parça, karo 5 parça. Karo atak ettik. Tabii dörtlüyü atak ettik. Yerden kağıt oynandığında doğu vale koyuyor. Deklaran ruva ile alıyor. Şimdi demek ki as da deklaranın elinde. Bunu çıkarıyoruz. Doğu vale oynadı. Ruva ile aldı. As olsaydı asını koyardı. İkinci tur elden küçük tref oynar. Siz küçük oynayınca yani yerden küçük, elden küçük oynadık. Tref 2'yi verdik. Yerden vale ile löveyi aldı. Dam da demek ki ortak da değilmiş, o da güneyde. Doğu da rengi uyuyor. Yerden onlu oynadığında da doğu pik ikisi depoz eder. Şimdi ne olacak? Bir düşünelim bakalım. Lövelerini artık bayağı sayabilir hale geldik. Bir önce düşünelim. Ne alabiliyor? Biz karo atak ettik. Oradan karodan kaç löve alacağı belli oldu. Trefin durumu netleşti. Piklerin durumu ortada. Bir körlerdeyiz.
Şimdi Diktilan'ın karodan 2, reften 4 hazır lövesi var. Ette 6. Ortağın pik 2 defosuysa ası da deklaranda olduğunu gösteriyor. Demek ki deklaran pikten de 3 löve alacak. Yani 9 ya da 10 lövesi hazır. Kontrat kesin çıkıyor. Deklaran ilk el tuttuğunda bunu başarabilecek. Şimdi tek şansımız tref asla eli tuttuk, köre saldıracağız. Küçük kör oynayarak. Şimdi deklaranın hazır lövelerini saymayan oyuncular karoyla devam ederler. Ezbere, yani bir yola girdik, devam edelim. Halbuki karodan eli keseceği kesin ve kontrat da sağlamda. Yani aktif defans yapıp kör oynayıp kontratı batırdık batırdık batıramadık bu kontrat çıkar. Muhtemelen de ancak usta oyuncular bu kontratı batırabilir. Daha klasik, pek düşünmeyi sevmeyen, fazla kuralcı bridge'çilerse kontratı batıramazlar. Şimdi bir takım tabii ilk bridge'e başlarken bazı kurallar var. Örneğin mesela Batı'nın işte elinde Ruva Vale 5-4 var. Ya bunun yanından oynamak riskli. Ya da elinde diyelim as 4 parça küçük olsaydı. Ya bu asın altında oynanmaz. Evet, bir takım kurallar geçerli ama bunlar genel doğru. Özellikle kağıtlar görünmezken, yerde henüz açık değilken ve deklaranın lövelerini henüz sayamaz durumdayken bunlar geçerli. Ama deklaranın lövelerini saymaya başladığımızda artık zaten burada ortakta kör as çıktı çıktı çıkmadı bu kontrat çıkar. Batıramayız demek. Yine bir örnek daha. Şimdi tabii bu sefer sorun yok. Pik damını atak ettik. Yerin ruvası löveyi alıyor. Demek ki as güneyde. Tref valeyi oynuyor. Ortak ikili verince de ruva ile alıyoruz. Şimdi deklaranın kaç hazır eli var? Bir sayın bakalım. Ben daha önceki videolarda da olduğu gibi hani bir fikir jimnastiği şeklinde olsun istiyorum. Hani ben pat diye doğruyu koydum. O unutulur geçer. Halbuki siz bir düşünün. Ha, doğru düşünmüşüm ya da yanlış düşünmüşüm şeklinde olsun istiyorum. Konfüçyüs demiş ki hani yaparım bilirim. Yani bilmek ayrı bir şey, uygulayarak yapmak ayrı bir şey. Yani duyarım, unuturum, yaparım, bilirim. Yani ben sadece size böyle böyle doğrusu budur desem birçok bridge dersinde olduğu gibi masada unutulur gider. Ama önce siz bir düşünün, doğru mu yanlış mı, yaparak öğrenmek en güzeli. Deklaranın pikten iki löve alacağı kesin. Körden as elindeyse diye düşüneceğiz. En fazla 3 löve alır. Bu belirsiz. Çünkü deklarasyona dikkat etmedik baştan. Ama deklarasyonunda dikkate alırsak güneyde ne 4 parça pik ne 4 parça kör var. Zaten pikin olmadığından görüyoruz. Ama körü de 4 parçadır. Demek ki en fazla 3. Etti 5. Trefler. Şimdi bu oyun tarzından ortak
rakibin rengine ikili verdi. Demek ki ortakta üç parça rep var. Deklaranda dört parça var. Ve çok muhtemel ki, burada eli gördüğümüz için artık net ama vali ile bu empası yapabildiğine göre oradan da üç gelir. Et de sekiz. Demek ki karodan bir löve daha almak zorunda. Bakın önemli husus en iyimser baktığımızda deklaran açısından pikten 2, körden 3, treften 3 el alıyor. Karodan da bir löve daha almak zorunda. Öyleyse karoya girmek için acele etmeye gerek yok. Burada bir pasif defansı tercih etmemiz lazım. Karoyu rakip oynasın. Bu yüzden önce pikası çıkarmayı oynayalım. Nasıl olsa deklaran karo oynamak zorunda. Yani ezbere yapmadık. Kesinlikle en iyimser düşüncede bile kürası da olsa, trefdamı da elinde olsa şunu çıkardık. Karoya müracaat etmek zorunda. Karoya müracaat etmek demek eli bize verecek demek. Öyleyse biz piklerin bir an önce sağlayalım ve aslında çıkaralım. Karo asıyla aldığımızda da kontratı batıralım. Şimdi konuşmalar şu şekilde. Bir sanzotu, iki karoya, üç sanzotu. Doğudayız. Batı pik altı atak ediyor. Yerde 7-9 var. Biz dam koyuyoruz doğu olarak. Deklaren ruvayla alır. Şimdi doğu açısından bakarsak durum nedir? Tabii tecrübeli oyuncular hemen 11 kuralını dikkate aldılar. 11 kuralı bize şunu söyler. Pik 6'yı atak etti. 2 büyük kağıt. 6'dan büyük 2 kağıt. Yerde var. Sizde doğuda 2 de o sizde var. Demek ki güneyde sadece bir tane büyük var. O da şimdi çıktı Ruva. Demek ki güneyde 6'dan büyük başka pik yok. 11 kuralını kısaca ben bir kez daha hatırlatayım. Sanzotu kontratında dördüncü uzun rengin dördüncüsüne atak edildiği için şu hesabı yapılıyor. Atak edilen markanın sayısı 11'den çıkarılıyor. Kuzeyde ve doğuda sizde kalanları da kalandan çıkarın. Ya da önce toplayın sonra çıkarın. Kalan sayı burada bir çıktı. Toplam 10'u bulduk çünkü 6 markanın numarası. Kuzey 2 tane, doğu 2 tane eder 10. Güneyde bir tane kaldı. Yani daha elini görmeden 6'dan büyük tek kağıt var. Demek ki batıda as, vale, 8, 6 bir de x. Belki bir x daha var dedim. Deklaran pikten başka löve alamayacak. Yani el çalmasına, diğer renklerden el çalmasına müsaade etmezseniz defans oyuncularından biri ilk el aldığında kontrat batacak. Şimdi dam ruva çıktı. Aman şunu unutmayın. Diyelim batı aldı. Mutlaka vali oynadığında onluyu vermelisiniz. Siz aldınız, aman ikiliyi vereyim değil, onluyla mutlaka kalanların iki kağıt kaldı büyüğüyle. Şimdi üçüncü pozisyondayız. Önce en büyüğü koyduk, tabii büyüttük yani. Sonra kalanların da ikinci büyüğüyle. İster ortağımız oynasın, ister rakip oynasın, ister siz oynayın. Şimdi bir karoya iki sanzotu. Burada iki sanzotu biraz farklı bir anlamı var. Kitabın yazıldığı dönemde biraz konvansiyonlar farklı. Söylemiştim kitap 99 yılında yazılmış. Neredeyse 25 yıl geçmiş üstünden.
99'da basılmış, belki de birkaç yılda hazırlığı sürmüştür. Ve kontrat 3 Sanzotu'ya bağlanıyor. Yani 13-15 puanı var. Şimdi Pik Valley'i Batı atak etti. Yer damı koyuyor. Eli alıyor. Tabii biz de küçük vereceğiz. Dörtlüyü vereceğiz. İkinci turda da kör 3 oynanıyor. Nedir durum? Ne yapacağız? Şimdi hemen Deklera'nın hazır lövelerini saymaya bakalım. Şimdi şöyle düşünmekte fayda var. Deklera'nın pik valesi atak etti. As güneyde. Şimdi tabi burada nereden as niye ortağımızda değil diye de düşünenlere şunu söylemem lazım. Eğer as batıda olsaydı, yani elinde as vale 10 9 7'den onluyu atak etmesi, yani jurnalist atak yapması doğru olurdu. Bu yüzden asın batıda olmadığını anlıyoruz. Karodan 5 hazır lövesi var. Demek ki tref as batıda değilse kontratın batarı yok. Pikten 3, karadan 5 eder 8. Körü de oynadığına göre en az bir kör almaya niyetli. Yapmamız gereken kör as ile alıp hemen tref damla devam etmek. Şimdi yerden küçük kör oynadı. Aslında eğer küçük koyarsak, bu sayımı yapmadan küçük koyarsak 9. löveyi kapmış olacak. 3 pik, 5 karo, 1 de kör eder 9. Ama biz bu tuzağa düşmedik. Şimdi batı olarak 4. kağıdımızı uzun rengin tref oynadık. 3. Ortak onlu deklaran ruha verdi. Şimdi deklaran ikinci lövede de karo oynadı. Konuşmalar da bu şekilde. Tabii körler canavar gibi yerde duruyor. Şimdi ortağın tref atağına verdiği kağıttan as, ruva, damın güneyde olduğunu anladık. Yerde de 5 hazır löve var. Etti 8. Şimdi kara ruva da deklarandaysa zaten küçük koymanın anlamı yok. Yani ruva da zaten ondaysa bitti iş. Ortağımızdaysa da fazla bir şey ifade etmeyecek. Şimdi ancak bu kontrat kalan 3 renkten sağladığına göre 4. renkten. Yani pikten batacaksa pikten batacak. Bu da ancak şöyle olur. Aldık eli karvasıyla. Pik as oynadık. Muhtemelen ortak pozitif bir sinyal verecek. Pik dam oynadığımızda bunu da boşlayacak. Yani koymayacak duvayı. Üçüncü pik oynadığımızda da artık doğu alır. Yani bu eli gördükten sonra, yeri gördükten sonra, oynanan kağıtları gördükten sonra, güneyin kaç lövesinin hazır olduğunu tahmin ettikten sonra pikten başka bir çare yok. Kontratı batırmak için aktif defans yapacağız. Burada da oyun ancak pik ruvası doğudaysa ve tabii
Bir de ne oldu? Bir kare alabildiğimize göre, evet, dört parça da pik varsa. Şimdi konuşmadan aslında dört parça pikin doğuda olduğunu anlayabiliyoruz. Bir karo bir körden sonra bir pik demesi gerekirdi. Dört parça pik olsaydı ama bir sans dedi. Şimdi eğer bu Ruva güneyde ise, yani Ruva Vale X ya da Ruva 10X gibi üzüleceksiniz. Aa, ben oynamasam o pikten bana bir löve verecekti. Şimdi löve hediye ettik diye. Doğru. Ama bu riski almazsanız da bu kontratı batıramazsınız. Bu kontratı batırmanın yolu karosunun dışında pikten 4 löve yapmakta. O da doğuda 4 tane pik olduğunu biliyoruz. Yeter ki ruva da doğuda olsun. Şimdi şöyle bir şey düşünürsek, açar puan bir sanzut demiş, 13 puan. Körde onörü yok, trepler belli. İşte o ruva, mesela karo ruva mı, pik ruvası mı güneyde? Yani iki ruvadan birinin onda olması lazım. Diyelim pik ruva ile karo ruvanın yerini değiştirdik. Ne olacak? Oyunda aslında karodan iki löve alabileceğiz. Ama piki de oynamamış olursak pikten de iki löve alıp bir yan yapacağız. Kontratı batıramayacağız. Bu tür riskler, hani hep böyle yazı tura da şey diyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir batırmak 50 puan kazandırıyor. Normal 3 sansotu yapması 400. 400 alması mümkün eğer pasif davranırsak. Yani, yanlış aktif davranırsak 430 alması mümkün. Yani artı 30 alacak. Şimdi şöyle düşünün. Normal şartlarda 400 alacağına, 400 normal, yani hiçbir şeye dokunmazsak, pasif beklersek. Bir risk alıyoruz. 30 fazla verebiliriz. Ama kazanırsak 50 kazanacağız. 400'ün yerine, yani 400'den 430'a 30, eksi 50 ise 450. Bir tarafta 30 puan var, bir tarafta 450 puan var. Ciddi, çok ciddi bir fark var. Şimdi konvansiyonel ataklar yapıldığında da bazı bilgiler çıkabilir. Batı pik valesi atak etti. Şimdi rengin bloke olmaması adına vale atağı yaptı. Biz büyük koyduk, dam koyduk ve doğu olarak bizde kaldı. Ruva ile devam ettik. Vale de bizde kaldı. Şimdi üçüncü piki oynayalım mı, oynamayalım mı? Şimdi deklaranın lövelerini saymamız lazım. Pik as deklaranda. Oradan onu anlıyoruz. Yani öyle olmalı. Karo ruva kimde olursa olsun, ister güneyde ister batıda, zaten 6-10 bir empasta elinde tek parça karosu bile olsa 6 lövesi hazır. Pikten de gelir bir löve, etti 7. Şimdi tref oynadığında treften de epey bir löve alma şansı var. Ve körde güneyin rengi. Zor bir şey, durum, karar vermek için. Şöyle düşünmemiz lazım. Eğer ortakta kör ruva varsa bu mümkün. Ama deklaranda ise, kör ruva deklaranda ise, küçük
kör oynadığımızda ruvayı koyar. Yani dama artık şey zor, eli vermesi zor. Aslında belki de buradan başlayınca biraz karışık oluyor. Şimdi konu şu, pikten bir devam edelim mi etmeyelim mi? Henüz az çıkmadı. Şimdi oynamamız gereken küçük kör. Orta damının iş yapabilmesi için. Deklaran tabii ruvayı koyar mı, koymaz mı? Ruvayı koyup eli alırsa iyi olur. Çünkü ortağımızın damını korunmuş olur. Ve trefas elimizde olduğu için de işte iki pik, iki kör ve bir tref alarak kontratı batırırız. Bu yüzden şu aşamada pike devam edersek artık tehlikeli elin batı olduğunu bilen Güney eli batıya kaptırmaz. Bu yüzden de küçük kör oynamak doğru. Yani bu da ancak Dektiran'ın lövelerini sayarsak olur. Şimdi bir de Singleton ataklara bakalım. Kos, pik, karo dörtlüsü atak etti. Bakıyoruz yerde 5, elimizde 4 var. Şimdi bu atak Singleton olma ihtimali yüksek. Tabi doğal olarak, içgüdüsel olarak hemen alalım, çaktıralım. O aklımıza gelebilir. Ama akla ilk gelen her zaman doğru değil. Daha doğru yaklaşım yine löveleri saymakta. Şimdi kozun ası bizde. Görünen o ki dört dört ise ikinci bir pik. Eğer güneyde 4 pik varsa ortakta da batıda da 2 pik olmalı. Yani mutlaka pik aslı kozların hepsini hemen toplayamayacak, pik aslı bize müracaat edecek. Ama buna karşın bizim bir löve daha bulmamız lazım. Çünkü pik aslını çıkardıktan sonra pikleri toplar ve karolara da kör kaçar. Şimdi 4 leveye ihtiyacımız var. Ama biz 3 sayabiliyoruz. Pik as, karo as, karo çaka. Batıda 2 pik olduğunu varsayarsak, eğer zaten şöyle de düşünebiliriz. Eğer pik de tekse, karo da tekse, o zaman zaten konuşmalara bir şekilde dahil olurdu. Ama bunlara girmedi. Şimdi karo çakasını sonraya bırakıp dördüncü löveyi sağlamak adına köre girmeliyiz. Yani demin söylediğim gibi kör oynamalıyız. Şimdi kör oynadığımızda tabii empas yapmaya kalkarsa, dama çekmeye kalkarsa biz zaten hemen alacağız. Asla alırsa da koza girdiğinde de bu sefer hemen karoyu çakası veririz ortağa. O da kör ruvasını tahsil eder, kontrat batar. Şu tehlike var. Şimdi karoyu hemen oynarsak ve çaktı. Ne yapacak şimdi? Körün yanından, ruvanın yanından artık kör oynayamaz. Yerini dama alır çünkü. Oynayamayınca da kontrat batmaz. Bunu ancak bu aşamada karo asını alınca körü biz oynarsak kontrat batar. İlginç bir el aslında. Yani ortaklar arasında da münakaşa yaratabilecek bir dağılım. Şimdi 3 sanzot oynanıyor. Batı pik 6 atak ediyor. Doğu asla alıp pik 10 oynuyor. Deklaran da ruva koyuyor. Ne düşünürsünüz? Zaten
Galiba cevap da burada. Şimdi konu eşit markalardan oynamak. Şimdi elimizde vale 9, 8, 5 kaldı. Vale 9, 8 şu anda eşit markalar. Bu bilgiyi ortağa aktarmak için vale oynayın. Böylece ortak damın deklaranda olduğunu anlar. Dam da bizde olsaydı damı da koyardık. Ama şu anda koyamıyoruz. Kural şu. Atak ettiğiniz renk ikinci tur oynandığında ister ortak ister deklaran eli kazanacak olsun. Elinizden eşit markalar arasından en büyük kartınızı oynayın ki üstte olmadığı anlaşılsın. Ama arada başka kağıtlarınız olduğu da belli olsun. Yine eşit markalar konusundan devam edelim. 3 karo, 5 karo. Kör 2 atak ediyorsunuz. Doğu. Önce kör ruva. Ardından da kör as oynayın. İkinci turda da deklaran kör onluyu verir. Demek ki kör dam deklarandı. Bu bilgiyi aktarmak için elinizdeki eşit markaların en büyüğü valiyi verirsiniz. Madem kör onluyu gördük. Bakın ilk el kör 2 atak ettik. Önce ruva koydu, aldı, asa oynadı. Alırken onlu geldi güneyden. Biz valiyi veririz. Dam da bizde olsaydı, dam vale 9 şeklinde olsaydı damı verirdik. Eşit markaların en büyüğü. Şimdi vale ve 9 şu anda eşit markalar. Valiyi vermeliyiz ki damın güneyde olduğu belli olsun. Şimdi bunu anlayan Doğu ne yapar? Körü belli. İşte pikler yerde canavar gibi. Karo zaten koz. Bir tek geriye tref kalıyor. Tref oynar. Şimdi tref oynar ve kontrat bir batar. Hemen sayalım. 2 kör. Bir tref aldık ve kontrat bir battı. Şimdi ikinci tur valiyi koymazsak ne olur? O zaman yani 9'lu koyarsak ortak köre devam eder ve artık trefası löve alamaz. Çünkü pike tref ruvası kaçacak. Çok ince hususlar ama masada böyle de oynayan olacaktır. Kontratı yaptıran defans oyuncuları da olacaktır. Şimdi Sanzut kontratına mecburen farklı bir renk atak ediyoruz. Tref uzun değil. İkili. 3 Doğu 8 veriyor. Deklaran as koyuyor. Şimdi yerde iki tane küçük tref gördük. Ama deklerin elinde ne var bilmiyoruz. Şimdi burada deklerin lövelerini saymak, tref lövelerini sayamıyoruz. Deklerin diyelim kör oynadı. 3 tur kör oynadığında 2-2 tura doğu uydu. 3. köre defos yapacak. Tref valeyi verdi. Bakın 2, 3, 8'den as çıktı. Şimdi vale 10, 9, 8 eşdeğerdi. Onun için 8 değil verdi, as da aldı. Şimdi valeyi oynadığında biz artık biliyoruz ki Rua güneyde. Doğu'nun elinde daha büyük bir onör yok. Demek ki deklaran tref as ve ruasına sahip. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere.